Yeni bir Eray Balıklı videosunu herkese merhaba can dostlarım. Neredeyiz? Yine Kasnavındayız. Ve bir önceki deredeyiz biliyorsunuz. Bir önceki videomuzda büyük balık yakalayacağız dedik ama yakaladık. Yakalamadık değil. Ama video maalesef kayda alamadık. Çok özür diliyorum şimdiden herkesten. YouTube amca bana dedi ki arkadaşlar videoların aboneliğin tarafından izlenmiyor. Nasıl izlenmez dedim ya. %90'ı abone olmayan kullanıcılar, %10'u abone olan kullanıcılar izliyormuş. Ve videolara fazla like gelmediğini söyledi. Olur mu dedim ya, benim takipçilerim hemen şimdi bu videoyu izlemeden önce like'a basar arkadaşlar. Ve bizi bir an önce 5000 aboneye taşır. 5000 abonede 3 kişiye çekiliş var. Birini spoiler veriyorum. LRF takımı da olabilir. Spin takımı da olabilir. Bunu başından söyleyeyim. Şimdiden ava geçmeden önce videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Büyük balık yakalayacağız. İnşallah, umut ediyorum. Bekliyoruz bakalım. Hadi şimdiden iyi seyirler. Rastgele. Hadi oğlum. Uf, uf, çok güzel. Hadi hadi bir tanem, hadi gel. Gel bir tanem. Evet, 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 evet. Güzel, maşallah. Evet arkadaşlar. Bir tane güzel bir boyu aldık. Oo, nasıl yuttun o kadar sen? Nasıl yuttun? Dur dur bir tanem dur. Dur bebeğim, şöyle tutmam lazım seni. Kancamız ne tarafta? Ulan çubuğum da çantada kaldı. Getirmedik ya. Yutacağını o kadar tahmin etmiyordum ki. Normalde yutmuyordu. Dur bir tanem dur 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 bir tanem dur. Arkadaşlar bunu ben bir operasyondan çıkarmam gerekiyor. Balığımız gördüğünüz gibi güzel bir boy. Maşallah güzel bir kasna. Ben bunu bir çıkarayım. Ama tekrardan devam edelim. Hadi oğlum. Evet. Gel buraya. yuttuğu gibi durdu. Evet, aynı boyda bir kasna daha aldık. Güzel. Gel bakalım. Balığımızın boyu bu arkadaşlar, görüyorsunuz. Güzel bir kasna. Bunu da hemen poşetimize koyuyoruz ve ava devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iki balığımız oldu şu ana kadar. Halen şöyle bir kilo üzeri bir balık alamadık. 250 gramlarla yetiniyoruz. Ama inşallah büyük balık gelecek. Yine aynı kanca batımda. Kanca batım aynı. Ciğeri şöyle takıyorum. Lokmalık. Bu sefer direkt yutturma peşindeyim yemi. Şu stoperimizi yalnız biraz daha aşağı indireceğiz. Çünkü balık vurduğunda biraz gezerli kullandığım için batırma yapmıyor. Biraz da beni kandırıyor diyebilirim yani. Tasma atamıyorum balığa. Şöyle diyeyim. Bak bu balık da aynısı olmuş. Mesela yutmuş yemi ama olduğu yerde akıntıya karşı direniyor, duruyor ve hiçbir şekilde mantarı gezdirme yapmadı. O yüzden biraz düşürdüm. Şuraya bakar mısın ya? Allah. Allah Allah Allah. Ah, ağzıma vurdu. Of.
Evet, bazen kendi kendime soruyorum. Bu hayatı neden bu kadar çok seviyorum? Neden yalnızlığı seviyorum? Neden doğayı bu kadar çok seviyorum? Anlatacak pek fazla bir şey yok aslında. Herkesin yaşam tarzı farklıdır. Huzur neredeyse, ben kendimi orada her zaman mutlu hissediyorum. Doğanın sesi, suyun akışı. Yani benim için ayrı bir tutku. Yok mu başka hobilerim? Tabii ki var. Ama her zaman canım sıkıldığında, stres altında olduğumda kendim ilk bulduğum yer mutlaka bir su kenarı. Doğala iç içe olmayı biraz çok seviyorum. Sebebine de gelirsek illaki bellidir. Bu tutku benim için ayrı bir zevk olduğu için asla vazgeçebileceğimi düşünemiyorum. Az pişmiş dere kefeli. Bayılırım. Çok severim. Ben az pişmiş seviyorum. Umarım canını çekmez. Oo, güzel pişmiş. Evet. Uf. Gerçekten sıcak. Müthiş. Allah'tan tuz kullanmıyorum.
Gerçekten müthiş. Muhteşemdi. Gerçekten muhteşemdi. Yeni bir avda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.